Benim hiç kimse yardımıma koşmadı. Ben ne yaptıysam kendi başıma yaptım ve çok hoşuma gidiyor. Yuvada çok mutluydum. Çok mutlu bir çocuktum. Asıl evlatlık alındıktan sonra ben bence korkunç bir 5 yıl yaşadım. Kabustu yani, hiç güzel günler değildi. %80 olumsuz yorum var. Çok ekranda ağlayan bir sunucu olmak istemiyorum ama bence dedim böyle 40 yaşla ilgili bir şey yaşıyorum. Yaşlanıyorum galiba, çok ağlıyorum. Bence çok iyi bir anneydim, bence. Ama öyle değilmiş ki, ergenlikte çok büyük problemler yaşadık. Kaybettiğimi bile düşündüm çocuğumu. Bu biraz bam telimdi ama bak ağlamadım. Profesyonelleşiyorum. Eskiden beri bana herkesin söylediği bir tespitte bulundun. O yüzden seni çok tebrik ediyorum. Seni ben boşuna sevmedim. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Nursel Ergin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Önce doğum gününü kutlayayım mı? Ya olur. Yaşın doğum günü. Öpeyim ya. Herkes adına da. Çok teşekkür ediyorum. Eminim seni çok öpmek isteyenler vardır ya, ne tatlı diye. Hepsinin yerine olmuş oldu. Ben senin çünkü gördüğümde izlediğimde öyle hissediyorum. Ya. Böyle çok yakışıyorsun. Ay çok sana. Mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim. Fena değilim. Böyle bir yorgunluk var ama tatlı bir yorgunluk. Hani iş olsun ve çalışalım. Hani ben çalışma aşığı olarak hiç aslında şikayetçi değilim. Ne güzel. Ya normalde röportajlarıma böyle konuklarımın hani çocukluğunu sorarak başlarım ama sizinki biraz hüzünlü. O yüzden böyle yani çok girip girmeme konusunda aradayım, size bırakacağım onu. Yok ben aslında ısrarla her seferinde bunu düzelterek giriyorum bu konuya. Bu konu benim çekindiğim bir konu değil, üzüldüğüm bir konu hiç değil. Herkesin bir hikayesi var, evet. Yasemin. Senin de mesela anne babayla mı büyüdün? Belli bir yaşa kadar. Ha, şunu demek istiyorum. O kadar çok şahit oldum ki anne babayla büyümüş gözüken, her şey yolundaymış gibi bir evin içinde büyüyen çocuktan daha özgür büyüdüm ben. Bu birçok çocuğun elde edemeyeceği bir şey. Tabular olmadan büyüdüm. Baskı olmadan büyüdüm. Çünkü çok serbest büyüdüm. Aslında kendi kişiliğim açısından çok büyük avantajları olan bir durum böyle büyümek. Ve beni ben yapan özellik bu. Yani hür doğdum, hür yaşarım mı ben bir yaşından beri yaşıyorum. Ha düştün mü? Yani istersen kalk, istersen kalkma. Kaldıracak kimse yok yani. Canın nasıl isterse. Aslında hayatın matematiği bu. Bunu bir anlasa herkes. Evet. Düştüm meşek gibi hiç birinden yardım istemeden kalkacaktır zaten. Benim öyle bir lüksüm hiç olmadı. Acı tarafı yok mu? Var. Kendime de o kadar acımasızlık yapmıyorum. Benim de çok böyle pıt attığım zamanlarım oluyor. Aile özlediğim zamanlar çok oluyor. Ama artık ben aileyim. Hani kocaman bir kızım var. Kocaman bir ailem var. İşim yani gerçekten çok hayatımın büyük bir alanında. Hani diyeceğim o ki aslında sizin gözünüzü doldurduğunuz şey benim geleceğim oldu. Hani ben İlk anlattığımda da bunu acı bir hikaye olarak anlatmadım ama biz Türk halkı, seninle az önce de konuştuk, şeyi çok seviyoruz. Annesiz büyümüş, yuvada büyümüş, korkunç şeylerle evet büyüdüm. Sana göre belki çok ağlayacağın şeyler de yaşadım ama ben şu anki sizi onlar ben olma yaptım. Sebebim onlar. O yüzden ben gururla söylüyorum. Hiç isyan etmediniz aslında mi? Aslında şunu ısrarla söylüyorum. Ben şimdi beni belki de 3 tane çocuk izlese yine yuvada büyümüş ya da sadece sokak çocuğu ya da ailesi tarafından mağdur edilen 3 tane çocuk izlese umut olurum onlara diye ben buradayım ve böyle konuşuyorum. Çünkü evet çocukken hayat çok zor çünkü para da kazanamıyorsun. Kendi hayatını da sürdürebilecek beceriye de sahip değilsin. Ama herkeste öyle bir güç var ki herkese bence bu eşit veriliyor. Bunu değerlendirirsin ya da değerlendiremezsin. Ben hayatı çok seviyorum, çok seven biriyim ve hakkıyla nasıl yaşamam gerekiyorsa onun çabasındayım. Hiç kimseye ihtiyacı yok birisinin. Anneye ihtiyacı yok, babaya ihtiyacı yok. Birisinin desteğine ihtiyacı yok. Ne olmak istiyorsa olur hayatta insan. Onun şeyini çok böyle bağırıyor. Bakın
benim hiç kimse yardımıma koşmadı. Ben ne yaptıysam kendi başıma yaptım ve çok hoşuma gidiyor. Evet, çok güzel bir şey aslında. Kendi ayaklarınızın üstünde durmayı çok küçük yaşta öğrenmişsiniz. Evet, başka türlüsünü hiç bilmedim. Öğrenmedim bence. Yani evet, doğru. Sanki hep öyle biliyor gibiydim. Yani yuvadayken de çok net hatırlıyorum. Şey, bir çocuktum yani. Bunun da anası yok. Aa, Yasemin'in de babası yok. Okey. Eşitiz yani, bir sıkıntı yok. Ben şöyle ön plana çok çıkmaya çalıştım. Böyle zekamla. Sevimli olduğumun çok farkında bir çocuktum. Böyle hemen çizmeli kedide bir kedi var ya böyle. Evet. Ya gözlerini böyle ben dolduruyor. Ben hemen her türlü koşulda kendini sevdirmeyi bilen bir çocuktum. Hmm. O yüzden hemen yapıp şirinlik. Böyle yolumu buluyordum. Yani sevgi ihtiyacım varsa alıyordum, öyle söyleyeyim. Çok güzel. Peki hiç böyle ya isyan ettiğiniz oldu mu hayata? Yani niye bunlar benim başıma geldi ya da geliyor gibi? İsyankar bir yapınız oldu mu? Oluyor. Yani kendime, benim en çok kendime kızarım. Hı. Mesela bence bu dönem en çok kendime kızdığım dönemlerden bir tanesi. Şeyim böyle, ben düşme lüksüm yokmuş gibi geliyor. Ve o bende bir ağırlık yaratıyor açıkçası. Hey, neler yaşadın sen? Çüş, Nursel'cim. Kendine gelir misin? En çok kendime zulmediyorum aslında. Hı. En çok isyanım kendime oluyor. 40 yaşına kadar diyorum yani, yorulmamışsın, ne münasebet, hadi bakayım falan modundayım. İsyan ediyorsam böyle bazen kendimi düşük hissettiğim zaman kendime çok isyan ediyorum. Hmm. Sonra hemen toparlıyorum diyorsunuz. Kak 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 kak, böyle yani çok acımasız olabiliyorum. Hmm. Peki sizce affetmek mi daha kolay yoksa kabullenmek mi? Affetmek, ben affediciyim. Ya. Ben hayatımda hiçbir şeyi geriye atmam. Yani ne çekeceğim onu ya, ne onun ağırlığına uğraşacağım. Biliyor musunuz, bu da çok acayip bir formül. Yani at benim üstüme bir şey, kahve at, rezil et beni bilmem ne. Sana kinlenip de ne yapacağım? Seni niye o kadar önemseyim? Neden taşıyayım seni sonrasına? Hmm. Ya da anneme, babama ya da hayatımdakilere hiç işim olmaz. Hemen salarım gider. Gerçekten affederim ama. Hani gelsin ya, sarılırım, öperim. Kin elimden ne yani gelirse yaparım. Asla kin tutabilen biri değilim. Çok memnunum bu özelliğimden dolayı. Hiçbir ağırlık taşımayı sevmiyorum. Çanta taşımayı da sevmem. Ya. Genel olarak da, fiziksel olarak da, manevi olarak da bir şey taşımayı sevmiyorum. Hmm. Salarım gider hemen. Kin yok, kızgınlık da yok. Herkesi affettiniz hayatınızdaki. Evet. Hiç kızmadım ki affedeyim. Ben şey, sebebe çok inanıyorum. Yani bunun bir sebebi var. Böyle olmasının bir sebebi var modunda yaşayan bir insanım. Ve çok ciddiyim, böyle takıntılıyım yani. Olsun, kesin bir şey vardır bunun arkasında derim. O yüzden takılmam. Yani Allah bana bunu verdiyse bir sebebi vardır. Beni kızdıracak birini de çıkardıysa da karşıma, benim orada görmem gereken bir şey var demek ki. Öyle bir yönüm var demek ki, bana onu gösteriyor demek ki. Ki beni bu kadar kızdırıyor karşımdaki. Evet. Bir de abiniz var değil abim mi? Abim var. Onunla birlikte. Ben onun ablası gibiyim de biraz. Ya, ben de ona soracaktım. Aramız, bir yaş. O daha böyle bence başa çıkamamış geçmişiyle. Onunla da konuştuğum için çok rahat söylüyorum. Ben daha kabullenen bir insanım. Böyle kabullen, az önce dedin ya, affeden misin, kabullenen misin? Aslında ikisi aynı yere çıkıyor. Kabullenirsen affediyorsun. Yani bunun bir sebebi olduğuna inanırsan affediyorsun. Benim abim o ağırlıkları taşımayı seven biri. Bazı insanlar öyle. Sebep, işte bu yüzden demeyi sevenler var ya, bence öyle biri. Siz daha çok ablalık yaptınız o zaman ona. Valla baya çocukların önüne bile ben geçiyordum. Durun, benim ya abim o. Cadıydım ya birazcık. Ya, ne kadar tatlı. Evet. Görüşüyor yani, musunuz hala? Tabii ki. Tabii. Yani tek kimsem o benim hayatta. Evlendi, çok tatlı bir karısı var, kız kardeşim gibi. Hmm. Bir Mercan'ımız var, yeğenim var. Annenizle babanızla görüşüyor musunuz? Görüşüyorum. Babama ben sahip çıktım. Annemi gittim buldum, tanıdım, gördüm beni kim tanımış. Evli, başka bir hayatı var, çocukları var. Hiçbir şey hissetmiyorum o yönle ilgili. Çünkü hani onunla hiç büyümedim. Sağ olsun, hani beni kim doğurmuş gördüm, emzirmiş.
böyle bir insansam ondan da öbüründen de izler almışım yani. Bu Nursel olmuşum. Sağ olsunlar. Böyle sık sık görüşüyor musunuz? Nadir mi? Annemle hiç görüşmüyorum. Hmm. Babamla çok sık görüşüyorum. Hmm. Ama şey hani babama daha az kızgınlığım var, anneme daha şöyleyim diye değil. Yani ayrı hayatlar yaşıyoruz. Babam benim alkolik. Ben herhangi birine yardım eden biri kendi öz babama mı etmeyeceğim? Hmm. O benim bir parçam ve şu an yardıma ihtiyacı varsa ve biz onun çocuklarıysak. Yani ama şunu söyleyebilirim. Allah herkese bizim gibi evlat nasip etsin. Diyorum Nurergin yapıyorum. Yani illa belki izler şeyi çok sever sosyal medya falan. Ne şanslısın lan Nurergin diyorum. Nurergin böyle yaparım ona. Yani Allah herkese diyorum senin çocukların gibi çocuk versin. Çünkü yaptığım şeyin çok farkındayım. Hmm. Ama hiç gocunmadan, yerinmeden ve bana böyle bir şey verildiği için Allah tarafından çok mutluyum. Tabii ki babama sahip çıkacağım. O olmasa ben olmazdım. Tabii. Peki 10 yıl yanlış okumadıysam doğruysa bilgiler 10 yıl kaldıktan sonra amcanızın yanına geçiyorsunuz değil mi? Sizi alıyor. Evet. Neden 10 yıl beklemiş almak için? Ya da sonra niye almış? O kadar böyle soru işaretleri olan şeyler değil bunlar aslında. Böyle bir aile yıkıldığında birileri çocukları almaya çalışır, bölüşmeye çalışır. Benim babam kimseyle paylaşmak istememiş bizi. Ama başa da çıkamayınca bizi almış, yuvaya vermiş. O demiş ay kızı bize ver, o demiş oğlanı bize ver. O bizi ayırmak istememiş. Aslında çok güzel bir niyet var orada. Ben yuvada çok mutluydum, çok mutlu bir çocuktum. Asıl evlatlık alındıktan sonra ben bence korkunç bir 5 yıl yaşadım. Başka türlüsünü bilmiyorum çünkü ve iyiydim ben yuvada. Burası bambaşka bir hayat artık. Evet, başka çocukları olan amcam tarafından evlatlık alındım. Bence kabustu yani hiç ya. Güzel günler değildi. Görüşüyor musunuz kendisini? Görüşmüyorum. Görsem elini öperim ama. İlla mutlu olmuşluğum da vardır. Yani çok zorlu yollardan geçmişsiniz. Gerçekten çok güçlü bir kadınsınız bu arada. Ayaklarınızın üstünde duran. Yani o iş böyle sırtlamışsınız. 18 yaşında da evleniyorsunuz. Hani böyle bir ailem olsun, kendi hayatım olsun diye. Hiç pişmanlık duydunuz mu erken evlendiğiniz için? Duymadım. Çünkü çok yalnız bir genç kızdım. Hani böyle dön 18 yaşına. Hani insanların ay dur evladım orada şu var kötü yola düşersin aman işte bir şey içersin diye çocuğu için endişelendiği anlarda ben okey kocaman bir dünya ve tek başımayım. Ben resmen böyle plan yaptım. Evlenmem lazım dedim. Kocamı bile kendim tavladım. 12 yaş vardı aramızda. Ya. Ona da söylediğim için çok rahatım. Bayağı hani ben evlenmem lazım dedim. Grupta böyle futbolcuydu onlar. Arkadaş grubunun en mülayimi, en sessizi. Hani beni üzmeyecek planda yapıyorum ya. Bayağı mantık evliliği. Bayağı mantık evliliği. Sonra onun karşısına çıkmalar falan. Hey ben buradayım diye. Hiç ne olduğunu bile anlamadan ben amacıma ulaştım. Ben kendime bir yuva buldum. Bence kocam babam gibiydi. Kayınvalidemle yaşıyordum. Kayınvalidem de annem gibiydi. İkisi de görevini çok iyi yaptı ama. Sonra çok küçük yaşta anne oldunuz. Valla senesine bir o kısmı hesaplayamadım. Meğer çocuk oluveriyormuş. Cahilliğim gerçekten ki çocuk istemiyordum kesinlikle. Hani isteyip istemediğimi bile sorgulamamıştım. Hani o kadar bilmiyordum. Hamile kalınca böyle bir üzüldüm. Çocukça denemeler yaptım böyle. Gerçekten mi? Düşsün. Hani söyleyemiyorum da ben nasıl çocuk doğuracağım? Ben daha kendim çocuğum. Banyoya gidip böyle bir makine kaldırmışlığım vardı. O kadar çabuk düşmüyormuş çocuk onu anladım. O kadar kolay değilmiş yani. Doğacağı varsa doğuyormuş. Tabii. Ama iyi ki. Şimdi iyi ki tabii. İyi ki. En yakın arkadaşım 23 yaşında. Ya bir yandan çok erken ama şimdi baktığın zaman ne kadar güzel. Böyle boyunca kızınız var değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Şu an mucize gibi. Yani sıksa Bengü evlense Allah korusun. Düşünsene şu halimle torun sahibi olacağım. Evet. Acayip iyi anneanne olurum ama. Süper anneanne. Ya deli gibi peşinde koşarım. Hani inşallah tabii. Böyle sağlıklıyken. 3-5 yıla yapar Bengü. Ben de anneanne olurum. Bu da değişik olur yani. Evet güzel olur. Güzel.
Sonra bu kadar şeyden geçtikten sonra bir var mısın yok musun programıyla böyle bütün hayatınız değişiyor diyebilir miyiz? Böyle bir hayatınızın dönüm noktası şeklinde bir programdı sanki. Şey olarak değişti. Ben Kasımpaşa Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüdüm, İstanbul. O yuvamız çok eskiydi ve depremden, selden böyle küçük bakımsız bir yuvaydı. Butik bir yuvaydı. Devlete bağlı. Bu yuvayı kapatma kararı aldı devlet. Çok zarar gördüğünden, hani biz de zarar görmeyelim, çökmeyelim, altında kalmayalım gibi nedenlerden. Bizim yuvada koruyucu bir ailemiz, annem vardı. 15 yaşında giriyor, 70 yaşında kaybettik o anneyi. Saraylı bir kadın. Çok sofistike bir kadın ve çok özel bir kadın ve bizimle kalmayı tercih ediyor. Hayatını bizimle geçirmeyi tercih ediyor. Benim rol modelim o oldu yani, en büyük şansım, hani bir şanssa o benim için çok büyük bir şanstı. Neyse, bu yuvayı yıkmaya karar verince çocukları da çil yavrusu gibi başka yuvalara dağıttılar. Ben Çorlu'da kendi hayatımı kazanan spor hocasıyım, ben antrenörüm aslında, mesleğim o. Yuvaya ziyaretlere gidip geliyorum. O yani ya 6 ay önce gittim, hala yandaki pasajda. Yuvaya ödenek bekliyoruz. 6 ay sonra gidiyorum, hiçbir kıpırtı yok. Belki bir temel atılmış oluyor. Bu ne ya? Yani ne demek yani yapılamıyor? Ne demek? Bağış toplamaya çalışıyorlar oradan buradan. O dönemde Acun furyası çok fazla vardı. Hep o annelerin ağzından Acun'u duyuyorum. Acun'a gitsek, Acun para toplasa bize. Çünkü acayip işler yapıyor. Bulun Acun'u dedim, neye yani bu kadar yapsak diyeceğinize, ben daha şeyimdir, böyle tez canlıyımdır. Bulun, kimse de uğraşmıyor, kimse de bir şey yapmıyor, bulamıyorlar da. Ben de cabbarım ya, hani öyle bir bulalım ya dedim, ne olabilir, ne kadar ulaşılmaz olabilir ya dedim Acun yani. Evet çok zormuş, birazcık zorlandım ama amacıma ulaştım. Acun'a sesimizi duyurmayı başardım. İşte durumu anlattım ve Çorlu'ya geri döndüm. Ama bize bir temsilci lazım yani, bizim yuva için çıkacak birisi kutu açacak yani, diyecek ki Kasımpaşa Çocuk Yuvası için yarışıyorum. Kimse yok. O anne ben yapmam diyor. Belkıs ben yapmam diyor. İlkay olmaz. Ben çıkamam diyor. Ben çıkayım bari mi oldu? Ben çıkayım da olmadım. Benim ekranla ilgili hiç hayalim yok. Hala da yok. Ama ekranların en sevilen yüzlerinden. Çok ilginç. Bak oralara da geleceğim. Sonra beni Acunlar aradı. Yani bir temsilci bulamazsanız hani ben ne yapabilirim? Ben mi açacağım? Buna geldi artık konu. Sen çık dedi Acun bana. Ben çıkamam. Benim işim gücüm. Şorlu'dayım. Küçücük çocuğum var. İstanbul'a geleceğim, gideceğim. Yarışmaya. Çok da bilmiyorum yarışmayı da. Benim için imkansız yani, hayatımı sürdürmem gerekiyor. Bir haftalığına dedi, o bana söyle, ben Oyanne'yi arıyorum. Oyanne böyle dedi, olur mu saçmalama şey, Oyanne bana kızıyor. Acun abi Oyanne böyle dedi, ya olur mu ver bana numarasını, ben ikna edeyim. Böyle bir trafikten sonra Oyanne dedim, tamam ben ayarlayacağım bir hafta kendime, çıkacağım. Benim görevim bu yani, yuvaya para toplanacaksa yaparım yani, ne olacak ki? Sadece bu amaçla var mısın yok musun'a katıldım. Şak 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 ışıklar. Şimdi Elif burada benim hayatımda, bu sene var. Ben ekrana çıkınca bana bir şey oluyormuş meğerse. Ha, bu da bir yetenek bence. Evet. Hakikaten bence parlıyorum. Böyle kendimi çok iyi ifade edebiliyorum. Onun çok farkındayım artık. Ve bu benim için bir fırsat. Kime ne kadar sesimi duyurabilirsem bir fırsat. Böyle bakmaya başladım. Bana o yarışmadayken çok teklif gelmeye başladı. Ben ne alaka içimden de ne. Bir de güzel gördüler ya? Mavi gözlü böyle. Artık kendimi o kadar güzel hissettiğim bir dönem de değildi. Yani çok genç de değildim çünkü. Daha ayakları yere basan, ne istediğini bilen, işte ekrana çıkan böyle yarışmalardan çıkan tiplerin nasıl hemen kullanılıp atıldığının farkında olan, sabun köpüğü gibi kullanılan insanların o kadar farkında bir izleyiciydim ki, ben tabii ki yedirmem kendimi modundaydım ve asla hiçbir şey yapmayı düşünmedim, kabul de etmedim. Ama takdir edersin ki öyle teklifler geldi ki, en son Fil Makas, piyasada bilmeyen yoktur, Mine Vargı, Ömer Vargı.
bana bir diziyle geldiler ve bir rakamla geldiler. Ben rüyamda görsem öyle bir rakama inanmazdım yani. Sabaha kadar zıplasam, aerobik step yapsam no yani. Ve Acun yani deli misin sen dedi. Bir de beni Onur Tan yönetmenim zorla bana audition çekler. Bir kere gör kendini dedi ya. Bir kere audition çekelim ve gör. Ben o kadar şeyim ki böyle olmazsa olmaz modundayım ki bir audition çektik. Çok oluyormuş iyi. Ya. Aa, çok kolay. Yani ben bir şey yapmadım ki, kendimden çok şey koyarak bana söyledikleri diyaloğu yaptım sadece. O bana demişti ki böyle auran, yani ekrandaki başarılı insanlarda bir aura var. Sen o görülen, gözle görülen bir şey değil. Ve bu sana verilmiş bir mükafat yani. Evet. Yani yapmamakta tabii ki serbestsin ama bence çok yeteneklisin ve ekran ışığın var deyip güzel bir konuşmayla beni ikna etmişti. Ben de bir diziyle sahalara giriş yaptım. Giriş yaptınız. Sonra birkaç dizide daha rol aldınız ama sonra sunuculuk. Bir tane gerçek anlamda dizim oldu. Bir tane dizim hemen daha ne olduğunu anlamadan katakulliye geldi, kaldırıldı. Öyle şeyler oluyormuş dizi dünyasında. Evet. Hep sunuculuk. Yani ben sunuculuğu sonra daha tercih ettim. Onu daha çok sevdiniz. Oyunculuk istemedim bir daha yok. Benim çünkü hiç bir rol yapmama gerek kalmıyor, bir tekst ezberlememe gerek kalmıyor. Sadece kendim olmam yetiyor insanlara, hani evlerine girebilmek için. Hep de böyle bir yemek programlarıyla falan bir gezme de gördük ama daha çok sizi yok, böyle o gezme herhalde. Olan yemekti zaten. O da yemekti aynen. Evet, yani konsept yemekti. Şu yemek olması benim tercihim değildi. Aslında en direndiğim konulardan bir tanesiydi. Hani ekranda mesela Erol Taş da eminim sürekli but yiyen gülen bir adam olmak istememiştir ama adamın üstüne o yapışmış çünkü o kadar iyi yapmış ki. Hani üstüne yapıştı gibi bir şey var ya. Yani yemek de bana biraz dayatılan bir şey oldu. Evet çok güzel yaptım biliyorum ama beni rahat bırakın yemek konusunda. Ben yemek yapmayı çok severim. O evdeki yemek kokusunu, o aileyi, o illerde öyle bir Nursel çıktı ki benden. Hani o kaybettiğim ailem, hiç büyümediğim ailem, hiç oturmadığım o sofralar, o kalabalık sofralar hepsini illerde insanlar bana yaşattı. Bütün anneler, teyzeler, babaanneler, anneanneler ya bir böyle bir sever beni. Ha, bu nasıl bir şanstır o programın evet. bana gelmesi. Ben öyle bir doydum ki o programda. Öyle bir sevildim ki. Ben bile çok şaşırdım. Ama şu an gelinim mutfaktayla Süpermen gibiyim. Çünkü yapabildiğimi gösterdim. Benim için çok başka bir platform Gelinim Mutfak'ta evet. bir yarışma programı, çok fazla rating hesabı tamam. sorulan bir program ve çok sunucu değiştirmiş artık evet. neredeyse piyasadan mı kaldırsak ölüyü dirilttim yani. Evet, bir de çok dediğiniz gibi sunucusu değişti. Şu an benim sende değil mi Nursel'le Gelinim Mutfak'ta. Bende kalması ve bu kadar benimsenmesi, ben çok teşekkür ediyorum. Yani oraya beni düşünene de beni o programın içine dahil eden izleyiciye de. Ama o kadar çok dersim çalışıyorum ki. Çalışıyorum yani. Ben her gün kendimi izliyorum. Her gün diğer sunucuları izliyorum. Esra Erol'u izliyorum. Müge Anlı'yı izliyorum. Seda Sayan'ı izliyorum. Fatih Yüre'yi izliyorum. İzliyorum. Yani en çok hangi özelliklerini seviyorsam ona bürünmeye çalışıyorum. Çok güzel hocalarım var bence ekranda. Evet. Hakkını yiyemem yani. Evet. Çok başarılı isimler var. Şimdi sizi orada bayağı benimsediler. Gerçekten böyle fotoğraflarınıza bakayım dedim hani gelmeden böyle bir stalklayayım falan. Böyle çok şey yorumlar da var. Niye ona puanı verdin? O gelinlik ayırıyorsun bilmem ne diyen de var. Bayılıyoruz size Nursel Hanım işte çok samimisiniz diyen de var. %80 olumsuz yorum var. Ben evet de yani bakıyorum. İki türlü de var ama genelde dediğiniz gibi çok şey, benim sayfamda beni sevenler beni takip ediyor. Ama bu bir yarışma programı. 4 tane gelin var. Yani mesela sana iyi ki doğdun diye öptüm ya seni. O gün seni kayırdığımı düşünenler var. Seni sevenler. Ertesi gün yeşimciler. Yani nasıl oluyorsa ben haftanın
5 günü her gün başka birini tutuyorum. Onu da çözemiyorum. Hiç takılmıyorum ben o yorumlara. Ne güzel. Bu bizim çok izlendiğimizi ve aslında kendi programımızın içinde gelinlerin de fanları olduğunu gösteriyor. Bu da bizim başarımızı gösteriyor. Evet. Ben çok eminim ki çok objektifim. Ben çok adaletli biriyimdir. En çok kalbime güvenirim. Programın gerektirdiği gerekliliği neyse ben onu yapıyorum. Profesyonel bir şekilde işimi yapıyorum. Ama fazla objektifsiniz ya. Dedim ya, off the record konuştuk. Bir programınıza denk geldim. YouTube'da bir bakayım dedim, ağlamışsınız falan diye. Ay nasıl dayandınız? Ay nasıl dayandınız? Dayanmış mı sence? Yani yine böyle tepkiliyorsunuz ama. Ya böyle saç boş yolmalık değil mi ya o an? Gerçekten bazen, yani. Bazen çoğu zaman. Özellikle benim, hani herkesin bir bam teli var ya, anneyle, annelikle ilgili şeyler konuşulduğunda benim sen kılıçlar kuşanılıyor. Elimde değil. Sen şeyden bahsediyorsun, bahsedelim size de. Bir kayınvalide ve gelin vakası. Evet. Dünyadaki en büyük ve gerçek kavga ne? Gelin kayınvalide kavgası. Evet. Ortada zavallı bir adam, anneye mi yanaşsın, karısına mı yanaşsın, ortada böyle büzüşüp kalıyor bir adam ve bir tane adamı paylaşamayan iki kadın. Bu kayınvalidemiz de çok çekmiş, çok zor bir hayatı olmuş ama hayat onu eğitmemiş. Yani o kötü yanlarından bakmayı beslenmiş ve o yönünü beslemeyi tercih etmiş diyeyim. Kötü kalpli bence bir kayınvalideydi ve çok zulmediyordu gelinine. Öyle ki evin içinde kendi kızına annelik yapamadığını düşünüp kendi, evet, koynunda falan büyütüyordu. Emziremiyordun ki sen falan dedi. Ay ben orada çok sinirlendim. Ne münasebet, sen kimsin? Sokaktaki, evet, köpekler bile annesinin memesini buluyorken insan evladı mı bulamayacak? Emziremiyorsun ne ya? Hiçbir şey yapmasa anne yine yolunu bulur anne. Aynen de çocukta. Çok hadsiz, çok terbiyesizce bir şey bence. Kimsenin de haddine değil. Herkes çocuğunu nasıl yetiştireceğini bilir. Kıçın ayrıca mi? Da bilemese de onların kaderidir o. Yani. Aynen öyle. Yani böyle çok zorlayan isimler olmuştur, oluyordur daha genelde. Daha profesyonel olmam gerektiğini hissettiğim çok şey oluyor. Fazla duygusallaştığım oluyor. Hı hı. Çok ekranda ağlayan bir sunucu olmak istemiyorum ama bence dedim böyle 40 yaşla ilgili bir şey yaşıyorum. Yaşlanıyorum galiba. Çok ağlıyorum. Ama çok samimi olduğunuz geçiyor. O bu doğru değil. Yolum yol değil. Ya bir tık daha profesyonel olmam gerektiğini hissediyorum. Hani fazla içine giriyorum o konuların. Biraz daha uzaktan belki bakıp. Belki o yüzden seviyorsunuz. Ama çok yaşamam böyle. Çok herkesin derdini derte dinliyorum. Tabii. Olmaz. Çok yıpranıyorum ve ben birazdan bir program daha çekeceğim. Hani çok zor oluyor. Bak en yakınımda Elif. Benken içeride sonra çok zorlanıyorum. Hmm. Aslında biraz bana ne demeyi öğrenmem lazım. Evet, fazla doğru. Empati kuruyorum. Doğru. Peki anne kız demişken biraz da Bengül'le nasıl bir ilişkiniz var diye sorayım. Nasıl bir annesiniz? Kuralcı mı yoksa böyle arkadaş gibi mi? Ay bilmiyorum ki aslında bunu keşke Bengül olsa. Ben gizli gizli ona bu soru sorursun ve ben nasıl bir anneyim ondan dinlemek çok isterdim. Bizim zor bir anne kız sürecimiz oldu. Ergenliğe kadar muhteşemdi. Bence ben mükemmel bir anneydim. Boşandım, çocuğumu hiç bırakmadım. Her şeyi bence onun için yaptım. Zeki bir anneyim. Nasıl diyorum ki sunuculukta en iyileri taklit etmeyi seviyorum. En iyiler ne yapıyor, nasıl seviliyor onu özümsüyorsam annelikte de öyle. En iyi anneler böyle hayatımda gözlemleyerek anne oldum. Bence çok iyi bir anneydim. Bence. Ama öyle değilmiş ki ergenlikte çok büyük problemler yaşadık. Hmm. Kaybettiğimi bile düşündüm çocuğumu. Ve vazgeçtiğim de oldu. Hani onu kendi haline bırakmam gerektiğini hissettiğim zamanlar da oldu. Bıraktım da ama sonra ne olduysa tuğla mı düştü başına ne oldu ya da benim yaptığım şey doğruydu. Onun bir birey olduğunu kabul etmek. Birazcık da kendinde hata aramak. Şu anda mükemmel. Hani 2 yıldır bende de çok hata varmış. O da kendindeki hataları çok gördü. Bendeki eksiklikleri. O bana öyle yaptıkça ben çok kırıldım. Hani ben annemle ilgili zaten
çok büyük travmam var. Kendi anneliğimle ilgili de travmam olursa ben çok başarısızım demek ki oldum. Duvara tosladım resmen yani. Çok büyük yıkım yaşadım. Nasıl ya? Başarısızım yani. Ama sonra dedim, topladık. Sonra topladık ama yani öyle böyle çok toplamadık. Şükür. Olur demek öyle ergenlik gerek... ama ya. Ay, olurmuş yaşıyor. Boşuna üzmüşüm evet. Kendimi. Ona da diyorum bilsem asla öyle peşinden. Bir tavsiyede bulunabilir miyim? 42 yaşındayım. Bak bana söylüyordu bu arada insanlar. Geçecek, hastalık gibi bir şey bu. Ben dünya yanmış gibiydim ya böyle. Yine Elif diyeceğim. Ona dinlettiğim parçaları, mesela Bengü için dinlediğim parçaları dinlesene sanki ben Kara Sevda'ya tutulmuşum. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara salya sümük gör beni Kara Sevda'ya tutulmuşum gibiydim. Korkunçtu. Ay de salakmışım. O kadar saçım da beyazlamazdı. Bu kadar da yıpranmazdım. Birazcık çocukları bırakmak gerekiyor. Evet. Mesela batacaksa da batması gerekiyor. Anca kendi öyle öğrenecek. Anlayacak yani. Ben istediğim sabaha kadar anlatayım ona. Anlamıyor, görmüyor. Kendi yaşayacak. Öyle biraz evet. Bir de anne olsam daha farklı olurdum herhalde. Hı. Var mı öyle bir düşünce? Asla. Ya. Neden? Yani dedim ya birkaç yıl sıksa Bengü benim torunum olacak. Çok abes bir durum. Gerçi evet kızınız bayağı bir de ben değil. Çok seviyorum şu an hayatımı. Ben daha kendimde keşfetmek istediğim o kadar çok şey var ki. Yeni yeni kendime vakit ayırabiliyorum. Hep bir tarafımı toplama derdinde olduğum için hayatım boyunca. Daha tam olmadım ki ben. Hep siz oluşum içerisindeyim. Doğru. Şimdi gözleriniz böyle... Bakıyorum, videoları izliyorum. Böyle çok hüzünlü bakıyor. Ay evet, niye? Ama çok da enerjiksiniz. Evet. Bu bir türlü betimleyemedim ben sizi ya. Siz böyle kendinizi nasıl tanımlarsınız? Çok, senin burcun hani, ne? Çok akrep. Anlarmışım gibi bugün sordum da yani. Bugün doğum günüm akrep. Şey, çok eskiden beri bana herkesin söylediği bir tespitte bulundun. O yüzden seni çok tebrik ediyorum. Seni ben boşuna sevmedim. Şeysin bence. Karşındakini gerçekten anlamaya ve tanımaya çalışan birisin. Göz göze bakıyorsun. Benim bir tane yengemler beni evlatlık aldığında beni Kur'an kursuna verdi. Benim için çok böyle aktivite gibiydi. En azından evden kaçabileceğim bir şeydi. Orada bir tane Mustafa Hoca vardı. Allah rahmet eylesin. Senin nasıl gözün var ya? Cam göz derdi bana. Hiç anlayamıyordum ilk başlarda. Cam göz, cam göz, seni cam göz. Ağlayacaksın mı, güleceksin mi belli değil derdi. Hiçbirini anlamıyordum o zaman. Ama hayatım boyunca evet benim gözüm böyle gözüm dolu gibi. Evet. Yaşlı gibi. Yok yaşlı gibi değil de her an ağlayacak böyle, gibi. Her an ağlayacak hani gözün dolar ya. Evet. Böyle yapsam akacak gibi ama yok kandırıyorum yani öyle değil bence. Ama çok gülen de bir gözüm evet. Var. Evet gözlerim benim çok doğru tespit. Gülüyormuş gibi de ağlıyormuş gibi de. Evet. Yaşlandıkça da duygularımı da saklayamadığım için genel olarak ağlıyormuş gibi de. Aman hep birazcık hayat. Botoks dolguyla hafif şöyle bademsiye yapmaya çalıştık. Olmuyor. Biraz göz şekliyle de alakalı bence. Evet. Daha böyle hüzünlü olabilir. Bakan bir göz şeklim var. Ama gözleriniz çok güzel ya. Teşekkür ederim. Ya. Peki kısa sorulara geçiyorum. Ay, klasik formatım. Bakayım nasıl cevap vereceğim. Hayatımı değiştirdi dediğiniz bir olay, bir söz veya bir nasihat var mı? Ne kadar yıllarca kabul etmesem de bence var mısın yok musun'a girmem benim hayatımı değiştirdi. Ben bunu biraz şey olarak algılayıp kızıyordum aslında. Ey Acun Nursel'i de aldı da götürdü de çıkarttı da. Öyle değil o konu işte. Öyle evet. Değil. Az önce benim anlattığım gibi. O yüzden öyle konuşulunca hoşuma gitmiyor. Ama evet benim ekrana çıkışım. Acun ılıcılığıyla birlikte. Ama mesela ben kendi ayaklarımla gittim. Kimse beni keşfetmedi. Ben yuvada büyüdüğüm için geçmişimden dolayı Acun'a gittim. O geçmişim yüzünden ekranda kaldım. Herkese göre vah vah nasıl bir hayat hikayesi var dedikleri olay benim şu an yaşamımı şekillendirdi. Evet o benim
çat çat ışıklar. O gün benim hayatım değişmiş. Şu an bunu çok daha açık yüreklilikle kabul ediyorum. Hiç unutamadığınız bir doğum günü anısı var mı? Hmm. Mesela bu benim için unutamayacağım bir doğum günü anısı oldu doğum günümde. Kız sen ne kadar... Var. Doğum günü benim bam terim. Şöyle, biz yuvadayken hiç doğum günümüz olmadı, yanlış bir cümle oluyor. Özel doğum günümüz olmadı. Çok kalabalığız. Ben Temmuz 30 doğumluyum. Duyuru yapılır. Temmuz ayında doğanlar sıraya dizilsin. Evet, böyle Temmuz ayında doğanlar olarak önümüzde bir tane pasta. Zaten minnacık da boyum var. Yetişebilirsem. O yüzden bir de çok gururlu bir çocuktum. Onu üfleyeceğim. Ne kendi doğum... Benim pastam olmalı yani. Öyle bir çocuktum ama hiç olamadı. Dolayısıyla hiç heyecanlanmıyordum doğum günü muhabbetinde. Hmm. Hayatım boyunca da nefret ettim. Ama içten içe bence istiyormuşum. Murat eşim 2 yaz önce falan bana böyle kimse gülmesin, kro demesin. Böyle çok özel bir melek kanadından pasta yaptırmış, para harcamış. Hawaii fişekler. Ben normalde garip dalga geçeceğim bir şey bu ama ay benim o kadar hoşuma gitti ki. Normalde asla izin vermem. Kimse benim doğum günümü kutlamaz. Doğum günlerini de kutlamam. Öyle bir alışkanlığım da yok. Çünkü bence kabul etmesem de bu bir travma benim için. Yani önem veriyorlar bu doğum günlerine modundayım. Çok etkilenmiştim. Böyle patladıkça onlar biliyorum kuşlara da çok zarar veriyormuş ama o kadar hoşuma gitti ki. Hayatımın doğum günüydü, bana aitti. Çok güzeldi. Bütün anılarınız o kadar duygulu ki böyle hani şey, hepsi böyle hayatımın hepsi böyle. Bu biraz bamselimdi ama evet. Bak ağlamadım. Profesyonelleşiyorum. Ben ağlıyordum, az daha gözlerim ama oldu. Ama şey evet çok yani ağlanacaksa ağlanacak bir hikayem bu. Evet. Değişikti. Şimdi her doğum günümü çok özenle kutlamaya karar verdim o yıldan sonra. Benim doğum günüm. Yani birini de kutlamasına gerek yok. En kötü top kek alıp üstüne mum koyup kendim kutlarım ama yine de kutlarım artık. Hak ediyorsunuz. Hak ediyor. Herkes hak ediyor. Bence de. Dünyaya gelmek bir hediye. Cimri biri misiniz? Yerine göre. Hı. Mesela çok komik böyle bir şey gelse aklıma. Çok sevdiğim böyle bir at kıya. Çok salak ama marka şeyim hiç yoktur. Zaten öyle büyümediğim için de ben çoğu markayı bile bilmem. Bir de çok onu da saçma buluyorum. Ben çok yoruluyorum, çok çalışıyorum. O parayı çok zor kazanıyorum. Gidip de bilmem neye bu kadar para, vallahi elim titriyor. Ama mesela markası önemli değil ya da markasız olsun. Bir atkı göreyim, fiyatına bile bakmadan aldığım oluyor. Hmm. Ama bazen taksiye binerken cimrilik yaparım. Giderim sarım dolmuşa binerim. Yani 3 adım yer gideceğim. Ne vereceğim ona derim. Hmm. Çok şaşırtırım etrafımdakileri. Yine tuttu cimriliği derler. Hmm. Ben ayağımı yorganına göre uzatabilen biriyim. Ben çünkü çok zor büyüdüm. Paranın ve para harcamanın ne olduğunu biliyorum. Çok param varsa ona ne kadar muhtaç insan var onu biliyorum. Politik olmak için söylemiyorum. Ben... bana harcayacağımdan daha çok para veriliyorsa sınandığımı düşünen biriyim. Onu paylaşmazsam o benden geri alınırmış gibi hissederim her zaman. Çünkü hep öyle derim. Bana ver, ben biliyorum kendimi. Ben sana dağıtırım. Üstümdeki hani derler ya çamaşırımı istesin, o modda biriyim. Her şeyimi herkesle paylaşabilirim. Ne güzel. Cimri mi oluyorum şimdi, değil miyim? Neyim yo, ben? Yok. Yerine göre. Gerçekten dediğiniz gibi dediniz ya başına, yerine göre cimriyim diye. Ayağımı yorganına göre uzatıyorum. Aynen, ayağınızı yorganına. Kendimi zor durumda bırakmam. Tutumlu olmak önemli olan, hani dediğiniz evet. Gibi. Boşa para harcamamak. Hiç param olmasın. Mesela bu sektörden şu an silineyim. Bende ego hiç yok. Giderim bu McDonald's'a çöp bile toplarım. Ya. Bak umurumda olmaz. Ben ekmeğimi taştan çıkarırım. Her şey uyumlanabilirim. O yüzden bence çok şanslıyım. Param var, olmaya da bilir. Olmadığında da ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ne yapabileceğimi de çok iyi biliyorum. Her şeyi deneyimlemiş biri olarak. Böyle hayatta karşı sürekli gardım vardır yani.
Tabii hayat sizi yıkamaz kolay kolay ya. İnşallah başka İnşallah. Şeylerle sınanmazsa. İnşallah tabii. Evet. Sağlık vesaire sorunları evet. olmasın da gerisi hallolur. O zaman geldim final sorusuna. Hadi bakalım. Dın 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 dın. Evet. Şimdi bizim programımızın adı Yasemince İtiraflar. Bize böyle işte uzun zamandır şunu da söylemek istiyordum içimde kaldı dediğiniz, benim de şu özelliğimi bilmiyorsunuz, benim şöyle bir özelliğim var diyebileceğiniz veya herhangi hakkınıza gelebilecek bir itiraf gelen şu anda var mı? Yapabileceğiniz bir itiraf bize. Ben bu espriyi yaptım, şimdi bir daha yapayım. Böyle bir itirafım olsa kendi programımda yapardım. Dedi ve kendi programımda yapmayayım ki ama yok. Ama gelirse kendi programımda bir gün itiraf ederim. Sonra da beni hatırlarsın. Düşüneyim ben bu konuyu. Ama yok. Yok mu? Hı-hı. Olsun, sağlık olsun. Gelmedi aklıma bir şey. Çok basit bir şey bile olabilir ya. Herhangi bir şey. Horluyormuşum, eşim öyle diyor. Hiç inanmıyorum. Çek kanıtla diyorum. Bence gerçekten atıyor. Mi? Bilmem öyle diyor. Zayıfım. Burnumda hiçbir problem yok. Havaalanı gibi delilerim. Belki şey vardır, etmet bir şey. Ama bence içten yok. Hiçbir şey yok. Deseydiniz sen yapıyorsundur, benim üstüme atıyorsun. O yapıyor zaten. O alasını yapıyor. Peki çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. İyi ki geldiniz. Çok tatlı bir program teşekkür oldu. İkisiz tanıdım ayağınıza, ben yüreğinize aynen. sağlık. Konuklarını kapılardan alır. Evet. Her türlü yanında olur. Çok tatlısın gerçekten söylüyorum. Çok teşekkür söylüyorum. Ederim. Ya. Çok... Benden yaşta çok küçüksün ama müthiş bir enerjin var. Çok seviyorum ekranda böyle yüzler görmeyi, böyle başarılı kadınlar görmeyi. İsterim karşılık. Çok 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 güzel şeyler yapmanı diliyorum. İnşallah. Bu çok teşekkür ederim. Bu doğum günün sana uğur getirsin. İnşallah ve unutamadığım doğum günü anıları bir gün biri bana sorarsa o da bu olacak. Çekim yapıyordum Nursel'le diye. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, ayağına sağlık. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.